Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte trigonometri kampının 9. gününe başlıyoruz. Bugün ters trigonometrik fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Toplamda 4 sayfamız var ve 4 sayfayı bir videoya sığdıracağız. Yani bugün tek bir videomuz olacak. Evet kitabımızda sayfa numarası 49, 50, 51 ve 52 halledeceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Ters trigonometrik fonksiyonlar nelerdir? Mesela sinüsün tersinden bahsedeceğiz. Kosinüsün tersinden bahsedeceğiz ve Tanjantın tersinden bahsedeceğiz. Hocam kotanjantın tersi yok mu? Var da müfredatta yok. O kısmı atlayacağız haberiniz olsun. Şimdi biz burada sinüsün tersinden bahsedelim. İlk etapta ark sinüsten bahsedeceğiz. Normalde bir fonksiyon f ise tersini nasıl gösteriyorduk? f üzeri eksi 1 diye gösteriyorduk. Hocam burada da sinüsün tersi sadece ark sinüs diye tanımlanıyor. Tamam. Şimdi ark sinüse gelmeden önce ben sana şu soruyu sorayım. Bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için ne olması lazım? Evet. Hepimizin bildiği üzere çok iyi bir şekilde biliyoruz değil mi? Ne olması lazım? Hocam birebir ve örten olması lazım. O zaman acaba sinüsün tersinden bahsedebilir miyiz? Ya da kosinüsün tersinden ya da tanjant tersinden bahsedebilir miyiz? Bunu en iyi grafik söyler. Şimdi biz şöyle şuraya bir sinüsün, sinüsten bahsediyoruz ya ilk etapta. Sinüsün tersinden bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz. Biz şöyle bir bakalım. Sinüs sıfırdan geçiyordu ve yılan gibi bir hareket yapıyordu. Şöyle bir hareket yapıyordu değil mi? Evet. Burada da yine aynı şekilde devam ediyordu. Ve periyodu da 2 pydi Yani şurası neydi? Sıfırdı. Burası P'di. Burası 2 pydi Burası 3P şeklinde böyle gidiyor. Hatta burası P bölü 2. Değil mi? Şurası 3P bölü 2 şeklinde söylemiştik. Hatta burası eksi P bölü 2. Hocam burası eksi P ve burası da eksi 3P bölü 2. Pardon. Şurası eksi P. Burası eksi 3P bölü 2. Ve burası da eksi 2P şeklinde iyi yazıyorduk arkadaşlar. Şimdi ben sinüs fonksiyonu bu şekilde eksi sonsuzla artı sonsuz arasında bunun tersinden bahsedemem. Niye? Çünkü şuraya bakar mısın dostum? Şuradaki x değerine baktığın zaman y'si burayı veriyor. Buradaki x değeri de burayı veriyor. Yani birebirlik şartı sağlanmıyor burada. E o zaman belli bir aralık seçip sinüsün tersinden bahsedebilirim. Mesela o aralığı şurası seçebilirsin. Aldın bunu şöyle getirdin. Şöyle getirdim böyle. Bu aralığı alırsan yok yine buradaki x değeri ile buradaki x değeri aynı oluyor. Mesela aldım bunu hop şöyle bunun en tepesiyle bunun en altını aldığın zaman birebirlik şartı sağlanıyor. Yani bu aralık alırsan eğer sinüsün tersinden bahsedebiliriz ya da şu aralığı alırsan eğer bunun en altıyla bunun en üstü sinüsün tersinden bahsedebiliriz çünkü birebirlik şartı burada sağlanıyor. Ama biz ne yapıyoruz? Birinci bölgede düşündüğümüz için hep ilk açıları esas ölçüsünü düşündüğümüz için birinci bölgeyi alacağız. Birinci bölgede alacaksak şöyle bunun sağına doğru gitmeyeceğim. O zaman bunun bu tarafına doğru gideceğim. Yani şuradaki bölge. Arkadaşım bak şurayı alırsam sinüs grafiğinde birebirlik de sağlanıyor. Örtenlik de sağlanıyor. O yüzden sinüsü nereden nereye bak. Şurası eksi pi bölü 2. Burası da pi bölü 2. Sinüs fonksiyonunu tanımlarken eksi pi bölü 2 ile pi aralığında tanımlarsam. Bu zaten sinüsün değerleri de eksi 1 1 aralığına gidiyor. Bu aralıkta tanımlarsam bunun tersinden bahsedebilirim. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Bölge olarak düşünebilirsiniz birebirliği ki en mantıklısı bence o. O şekilde grafikten aklınıza kalmaz da. Ya hocam sinüs. Sinüsü düşünelim. Sinüs nerede artı? Burada artı. Başka? Şurada da artı değil mi? Ya e, sinüsün buradaki bir değeri buradaki bir değerinde de eşit oluyor. Mesela burada kaçın sinüs değeriyle burada kaçın sinüs değeri aynı oluyor. Birebirlik olmuyor. O yüzden burada da artı burada da artı ya. E, burada eksi burada da eksi ya. Sinüsün iki tane artı olduğu bölge değil de bir tane artı olduğu bölgeyi bir de eksi olduğu bölgeyi seçeceğim. Yani birinin artı birinin eksi olduğu bölge nerede oluyor arkadaşlar? O da şu bölgede oluyor. Yani biz açılarımızı sinüste nerede seçeceğiz? Birinci bölgede ve dördüncü bölgede seçeceğiz arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde de aklınızda kalabilir. Tanım aralığı 1 ve 4'te olacak. Açıları. Bak bunu unutma. Açıları. Peki. Şimdi açıları dedik de bir de sinüste şundan da bahsedeyim ben size. Sinüs alfa dediğimiz zaman ne oluyor? bir sayı geliyor değil mi? X gibi bir sayı geliyor. Şurası açı. Burası ne oluyor arkadaşlar? Sayı geliyor. Şimdi ben burada ark sinüsünü alınca ne olacak? Ark sinüse geçmeden önce bir de sana şunu söyleyeyim. Fx ya da f üzeri eksi 1x eşittir y gibi bir şey gördüğü zaman sen ne yaparsın? Hocam ben bunu f ile bileşkeye sokarsam karşı tarafı da f ile bileşkeye sokayım. Yani f bileşke f üzeri eksi 1 x eşittir f y mi oluyor? Evet e buradaki bunlar birim fonksiyon yapıyordu. Yani bu f'ler biliyor. Burada ne kalıyor? X kalıyor. Yani f y eşittir x şeklinde işlem yapmıyor muyduk? Yapıyorduk. Ark sinüsle de aynı işlemi yapacağız. Şimdi biz mesela şöyle bir şey varsa. Bak şundan bahsedeyim ilk etapta. Eğer bir açı hatta ark sinüs y demeyeyim de. Ark Ark sinüs y diyeyim hadi. Ark sinüs y gibi bir şey gördüğümüz zaman biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? X diyeceğiz. Her iki tarafı. Şimdi ark sinüs y Art sin ne demekti? Sinüsün tersi demekti. O zaman ben bunu normal fonksiyon ne? Sinüs. Bunun sinüsünü aldığım zaman sinüsle arcsin gidiyor. Burada y kalıyor. O zaman y eşittir. Karşı tarafında sinüsünü alacağım. Sinüs x olacak kardeşim diyeceksin ve işlemini yapacaksın. Tamam. Y eşittir. Sinüs x. Dikkat et. Yalnız burada x dediğimiz şey açı oluyor. Y dediğimiz şey de ne yapıyor arkadaşlar? Sinüs x değeri bir değere eşit. Bu değer de ne ile ne arasında olacak arkadaşlar? Bu değer de eksi 1 ile artı 1 arasında olacak. Çünkü sinüs fonksiyonumuz eksi 1 ile artı 1 arasında olduğundan dolayı. Tamam. Yani arklı bir şey gördüğün zaman sadece ve sadece ark sinüs diyorsa bunun sinüsünü alacaksın kardeşim. Karşı tarafında sinüsünü alacaksın. Olay bitiyor. Tanım aralığını falan da anladın mı? Anladın. Sinüsün bir artı bir de eksi olduğu yeri alacaksın. Çünkü iki artı olduğu bölge olmaz. Çünkü iki tane 1 bölü iki değeri çıkar. O zaman birebirlik şartı olmuyor. O yüzden Burada birebirliğin sağlanması için birinci bölgede ve dördüncü bölgede almak zorundayım açıları. Buna da dikkat et. Hadi bakalım şimdi örneklere başlayalım. Hocam art sinüs 1 bölü 2. Ben buna bir x dersem bizden bu değer isteniyor arkadaşlar. X açısı isteniyor. Ne yapacağız burada arkadaşım? Her iki tarafı sinüsünü alacağız. Yani 1 bölü 2 eşittir. Sinüs x demek değil midir? Evet. Sinüs x ne, nerede 1 bölü 2'dir? 30 derecede hocam. E o zaman cevabım 30. Yani pi bölü kaç? 6 da diyebiliriz tabii ki buna. Cevap aynı zamanda pi bölü 6 olur. Tamam artı olduğu için sıkıntı değil birinci bölgede. Peki arc sinüs eksi kök 3 bölü 2. Ben buna y diyorum. Hadi x diyeyim yine fark etmez. Buna x dersem her iki tarafı sinüsün aldığım zaman eksi kök 3 bölü 2 eşittir sinüs x mi oldu? Evet bak şimdi sinüs x'in kök 3 bölü 2 olduğu yeri arayalım ilk önce. Sinüs x'in kök 3 bölü 2 olduğu yer 1 bölü 2 de hocam. Zaten 30'du. Kök 3 bölü 2 olduğu yer 60 derece değil mi? 60 derecedir hocam. Ama ben ne yapacağım arkadaşlar? Hangi bölgesi? Bu eksi dediği için hemen bölgesinin tanım aralığını düşüneceğim. Tanım aralığı da ne oluyordu hocam? Hocam birinci bölge ve dördüncü bölgede oluyordu. O zaman bana dördüncü bölgedeki 60 derece lazım. Dördüncü bölgedeki 60 derece nedir? Hocam dördüncü bölgedeki 60 derece. E, şuradaki açı 360-60 diyebilirsin. Ya da dördüncü bölgedeki açı demek eksi. Açının eksilisi demek. Yani eksi 60 derece demek. Hocam cevap ya eksi 60 ya da eksi pi bölü 3'dir. Ya da bunun esas ölçüsü nedir? 360 eklediğin zaman kaç yapıyor? 300 derecede yapabiliyor arkadaşlar. Cevap aynı zamanda artı 300'de diyebiliriz. Tamam. Dördüncü bölgedeki açı. Bak 60 derece yapan açı. 360 eksi 60'dan geliyor. Tamam. Geldik buraya. Böyle bir ifade geldi. Hocam buna x dersem. Bak. 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 Buna x dersem. Yani biz ne dedik? x eşittir. Ark sinüs 5 bölü 13. Her iki tarafın sinüsünü alırsam sinüs x eşittir 5 bölü 13 geldi. Hemen dik üçgen çizdim. Sinüs x 5 bölü 13 ya. 5 12 13 üçgeninden burası 12 çıkar. Benden ne isteniyor? Bak buraya x deyince tanjant x isteniyor. Tanjant x ne olacaktır o zaman? Hocam tanjant x karşı bölü komşu. Yani 5 bölü 12 yapar arkadaşlar. Evet cevap 5 bölü 12 yaptı. Diğerine bakalım. Şuna ne diyeceğiz arkadaşlar? Yine buna x diyelim. Yani ark sinüs Eksi 3 bölü 5'e x dedim. O zaman her iki sinüsünü alınca o zaman eksi 3 bölü 5 eşittir sinüs x mi yaptı? Evet. Şimdi sinüs x eksi 3 bölü 5. Hemen tanım aralığını düşünüyoruz. Arksinüs nerede tanımlıydı? 1 ve 4'te. O zaman bu 4. bölgede eksi olduğu için. Hemen dik üçgeni çizelim. Bak dik üçgeni çiziyoruz. Sinüs 3 bölü 5 yazdık böyle. Sonra 3, 4, 5 üçgeninden 4 çıktı. Ve benden ne isteniyor? Kosinüs x isteniyor. Kosinüs x de neye eşittir? Komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5'tir. Yalnız dikkat. Hocam 4. bölgedeki kosinüs değeri. 4. bölgede kosinüs değeri. Şu kosinüs ekseni ya. Pozitif değil midir? Evet. işaretle de dikkat edeceksin. 4. bölgedeki kosinüs değeri artılır. Yani cevabımız artı 4 bölü 5 çıkar arkadaşlar. Tamam. Olay bu. Artlı gördüğün ifadeye bir x dersin olay biter. Mesela bu. En geniş tanım aralığı diyor. Bak şimdi. Biz buna y diyelim mesela. Ne dedik? Her iki tarafın sinüsünü alalım. Sinüs y değeri ne yapıyor arkadaşlar? 4 eksi x bölü 6'ya eşit oluyor. Hmm. Bunun en geniş tanım aralığı isteniyor. Arkadaşlar şimdi sinüs değeri 4 eksi x bölü 6. Bu değer nedir? Sinüs değeri ne ile ne arasında? Hocam eksi 1 ile artı 1 arasında. O zaman şöyle diyeceğiz. Eksi 1 ile artı 1 arasında. X'i yalnız bırakacağız. 6 ile çarpalım. Eksi 6 küçük eşittir. 4 eksi x o da küçük eşittir. Kaç? 6 ile çarptık 6. 4 çıkartacağım. Eksi 10 küçük eşittir. Eksi x o da küçük eşittir. 2 yapar. Eksiyle çarpacağım. Eksiyle çarptığınız zaman artı 10 büyük eşit. Büyük eşit oluyor da bunu buraya atalım. Eksi 2 küçük eşittir. X o da küçük eşittir. Artı 10 yapar. Evet yani x'in aralığı ne oldu arkadaşlar? X eleman eksi 2 ile 10 arasında ve kapalı aralık arasında olmuş oldu. İşte tersinde de yine aynı mantığı yapıyoruz dostlar. Geldik şuraya f üzeri eksi 1 fonksiyonunu buluz. E fonksiyonun da tersini nasıl bulunacağını biliyordunuz. Şimdi burası y ise ne yapıyorduk? y'yi değil de x'i yalnız bırakmaya çalışıyorduk arkadaşlar. Önce x'i yalnız bırakalım. y buna eşit ya. Hocam y eşittir 2 sinüs x eksi 2 artı 4. Artı 4'ü öbür tarafa atalım. y artı 4 eşittir 2 sinüs x eksi 2. Hocam sinüs yalnız bırakacağım. Bölü olarak geçecek. y eksi 4 bölü 2 eşittir sinüs x eksi 2 oldu. Hocam sinüsten kurtulmam için fonksiyonun tersini yazmam lazım değil mi? F ile F üzeri eksi 1 bir birbirini götürüyor ya. O zaman her iki tarafın ark sinüsünü alayım. Sinüsün tersi ark sinüs değil midir? Evet. Ark sinüs y eksi 4 bölü 2 eşittir. Sinüs. Ark sinüs sinüs gitti. Bu içerideki ifade kaldı. X eksi kaldı. O zaman x neye eşit oluyor arkadaşlar? Ark sinüs. Ark sinüs y eksi 4 bölü 2 eksi 2 de öbür tarafa geçince artı 2 mi yaptı? Evet artı 2 eşittir x oldu. Biz bu şekilde x'i yalnız bıraktıktan sonra da x yerine de y yazıyorduk. Tersini bu şekilde buluyorduk. O zaman bizim fonksiyonun tersi nedir arkadaşlar? F üzeri eksi 1 x y gördüğün yere x yazıyorsun. Yani ark sinüs x eksi 4 bölü 2 x eksi 4 bölü 2 şu parantez içinde tabii ki bir de nesi var? Artı 2 şeklinde olmuş oldu arkadaşlar. Evet örnek 3 de bu şekilde oldu. Geldik ark kosinüse. Şimdi hocam ark kosinüs nerede tanımlı? Birebir olması için sadece bölgeyi düşün. Biraz önceki yaptığım gibi grafiği sen kendin düşünebilirsin. Ama benim için önemli olan bölge Hocam bölgeyi düşüneyim. Hangi bölgede tanımlı olduğunu sadece bölgeleri düşünerek de yapabilirim. Şimdi kosinüs ekseni bu değil mi? Evet. Kosinüs ekseni hocam burada da artı. Burada artı. Şurada kosinüs burada artı. Burada nedir? Burada eksi. Aa, ben bir artı bir de eksi olduğu yeri arayacağım. İki tane artılı yer olmayacak. E birinci bölgede olacağı için bir 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 de ikiyi seçelim. O zaman bizim aralığımız ne olacak arkadaşlar? Sıfırla burası neydi? Pd miydi? Sıfırla pi aralığında bak. Sıfırla pi aralığı. Yani ar kosinüs fonksiyonumuz nerede tanımlı? Sıfır pi aralığından eksi bir bir aralığında tanımlı. Çünkü sinüs fonksiyonu eksi bir ile bir aralığında ya da kosinüs fonksiyonu eksi bir ile bir aralığında olduğu için bu şekilde tanımlarsak eğer Ark kosinüsü de eksi 1'e 1'den 0 pi aralığına şeklinde tanımlanmış oluyor. Kosinüsleri eksi 1 yazmıyoruz. Ark kosinüsü yazıyoruz. Peki bunun da bölgesi bizim için önemli. Yani biz eksili bir değer çıktığı zaman ikinci bölgesindeki açıya bakacağız arkadaşlar. Buna dikkat. E, biz yine ark kosinüs gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Şöyle ark kosinüs gördüğümüz yere ark kosinüs y eşittir x deyince her iki tarafın kosinüsünü aldığın zaman y eşittir kosinüs x deyip işlemini yapıyorsun ve sonuca ulaşıyorsun dostum. Hadi bakalım. Mesela ar kosinüs 1 bölü 2 demiş. Hocam buna ben x dersem benden x isteniyor. Her iki tarafı kosinüsünü alınca 1 bölü 2 eşittir. Kosinüs x oldu. Kosinüs nerede 1 bölü 2? 60'da. Yani x açısı böylelikle 60 derece çıkar. Ya da x aynı zamanda nedir? Pi bölü 3'tür dostum. Artı olduğu için birinci bölge. Çünkü nerede tanımlı? Şöyle göstereyim istersen birim çemberde. Hocam 1 ve 2'de de tanımlı. Grafiği de çizip sen kendin de onu da yorumlayabilirsin aslında. Ee, ya da grafiği hızlı bir şekilde çizeyim. kosinüs fonksiyonumuz da birden başlayıp şöyle gitmiyor muydu arkadaşlar? Evet. Bak birebir olduğu yer. Hop en üstteki yer en alttaki yer. Şurası da pi değil miydi? Bak gerçekten sıfırla pi aralığında ne yapıyor? Şey tanımlı. Sıkıntı yok. Birebirlik sağlanıyor. O yüzden sıkıntı yok. Problem yok. Evet geldik öbürüne. Öbürüne bakalım. Buna ne diyelim? Buna y diyelim bu sefer. Her iki tarafın kosinüsünü aldığım zaman... Eksi kök 3 bölü 2 eşittir. Kosinüs y yapacak. Kosinüs y nerede kök 3 bölü 2? Normalde y 30 derecede arkadaşlar. Ama y 30 derecede ama eksili bir değer. Yani kosinüs 30 kök 3 bölü 2 değil mi? Evet. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Ama ben ne yapacağım? Hocam ikinci bölgesindeki açısını bulacağım. Çünkü ikinci bölgede negatif oluyor. İkinci bölgesindeki açıyı bulurken de ne yapacağım? Fonksiyon isim değiştireceğim ya. 180'e tamamlayan gibi düşüneceğim. Yani 30 değil de ne diyeceğiz? 180 eksi 30 diyeceğiz. Yani 150 derece diyeceğiz. 150 derece de aynı zamanda 5 pi bölü 6'ya eşittir dostlar. Tamam. Olay bu. Yani negatif çıktığı zaman ikinci bölge olarak alacağız. Geldi göbrüne. Hocam ben buna bir x dersem benden şu değer isteniyor. Yani sinüs x değeri isteniyor. O zaman arc kosinüs 5 bölü 13'e ne dedik? x dedik. Her iki tarafın kosinüsünü alınca 5 bölü 13 eşittir kosinüs x yapar. Dik üçgeni çiziyorum hemen. Kosinüs x 5 bölü 13 ise burası da 5 12 13 üçgenler 12 yapar. Ve benden ne isteniyor? Sinüs x isteniyor. Sinüs x de neye eşit olur arkadaşlar? 12 bölü 13'e eşit olur. Ve gelelim şuna bakalım şimdi. Evet buna bakacak olursak. Şuraya x diyelim arkadaşlar. x dediğimiz zaman bizden ne isteniyor? Kotanjant x isteniyor. Dikkat et bunun içine. Ark gördüğüm ifadeyi her zaman x diyorum kardeşim. Evet ark kosinüs Eksi 3 bölü 5 ne eşitmiş arkadaşım? X'e eşitse. Çünkü buna x demiştik. Her iki tarafın kosinüsünü alınca eksi 3 bölü 5 eşittir kosinüs x yaptı. E o zaman arkadaşlar kosinüs x eksi 3 bölü 5 ise bölge olarak nerede tanımlıydı? Hocam şu 1 ve 2'de ikinci bölgede olduğunu biliyoruz. Tamam eksili olduğu için. Hemen dik üçgeni çiziyoruz. Dik üçgeni çizdik. Kosinüs x 3 bölü 5 3 4 5 üçgeninden 4 çıkar. Benden ne isteniyordu? Kotanjant x, x isteniyordu. O zaman kotanjant x de neye eşittir arkadaşlar? Kotanjant x de komşu bölü karşıdan dolayı 3 bölü 4'e eşittir. Ama ikinci bölgedeki kotanjant isteniyor. Kotanjant ikinci bölgede nedir? Negatif olduğu için cevabı ikinci bölgedeki işaretini yazacağız. Çünkü açımız ikinci bölgede cevabın eksili olması lazım. Yani kotanjant x eksi 3 bölü 4 yapar dostlar. Evet olay bu. Evet, şimdi bunun tersi isteniyor. Tamam kardeşim. şuna y dedik. Tersi isteniyorsa ne yapacağız? x'i yalnız bırakacağız. Hocam y eşittir ark kosinüs x eksi x bölü 3 eksi 2'ye eşit ya. E ne yapacağız arkadaşlar? her iki tarafın kosinüsünü alacağız. Kosinüs y eşittir x eksi 3 bölü 2. x'i yalnız bırakacağım öbür tarafa attım. kosinüs y artı 2 bak, kosinüs y artı 2 değil. Kosinüs y ayrı artı 2'si ayrı eşittir x bölü 3 yaptı. 3 ile çarpıyorum. 3 kosinüs y artı 6 eşittir x yaptı. E o zaman buradan da x gördüğümüz yere y gördüğümüz yere x yazıyorduk. Yani f üzeri eksi 1 x neye eşit olacak? 3 kosinüs x artı 6'ya eşit olacak dostlar. Evet örnek 5 bu şekilde bulduk. Geldik örnek 6'ya. Uygun koşullarda tanımlı f fonksiyonunun tersini bulunuz demiş. Hemen şuraya y yazdım y eşittir kosinüs x eksi 3 artı 3 oldu. Ne yapacağız? X'i yalnız bırakacağız. 3'ü öbür tarafa atalım. Y eksi 3 eşittir kosinüs x eksi 3 oldu. Hocam kosinüsün içindeki x'i yalnız bırakmam için her iki tarafın ark kosinüsünü almam lazım. Ark kosinüs y eksi 3 eşittir. Ark kosinüse kosinüs gitti. X eksi 3 kaldı burada. O zaman bunu da öbür tarafa atınca Ark kosinüs y eksi 3 artı 3 eşittir x oldu. x'i yalnız bıraktığımızda y gördüğümüz yere x yazıyorduk. O zaman burada f üzeri eksi 1 x fonksiyonumuz ne yapıyor? Ark kosinüs y gördüğüm yere x yazıyorum. x eksi 3 artı 3 işte bizim fonksiyonun tersi yapar arkadaşlar. Evet örnek 6'yı da bu şekilde bulduk ve geldik şimdi art tanjant fonksiyonuna. Arkadaşlar art tanjant fonksiyonu grafik çizip de aslında hangi bölgelerde olduğunu bulabiliriz. Grafiği hatırlıyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Grafiği şöyle çizebiliriz. Grafik neredeydi arkadaşlar? Düşey asitmotlar 90 derecede oluyordu. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında oluyordu. Ve bizim grafiğimiz nasıl olacaktı arkadaşlar? Şöyle bir şey olacaktı. Sonra pi bölü 2 ile ne arasında? 3 pi bölü 2 arasında. Çünkü periyodu pi ya. 3 pi bölü 2 arasında da yine aynı şekilde şöyle gidecekti. İster. Bak burada hiç hiçbir zaman birebirlik bozulmuyor arkadaşlar. Her x değeri için y'ler farklı oluyor değil mi? Yani o zaman bizim aralığımız ya fonksiyonumuzu bu aralıkta seçeceğiz ya fonksiyonumuzu bu aralıkta seçeceğiz ya da şunu şöyle çizip eksi pi bölü 2 ile eksi 3 pi bölü 2 arasında seçeceğiz. Tabii hangisini seçmek daha mantıklı? Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında değil mi? Evet. Ya da bölgesini bulurken ne yapıyorduk? Şu şekilde yapıyorduk. Tanjant hocam artı olduğu yeri bulalım. Artı olduğu yer burası. Bir de eksi olduğu yeri seçeceğim. Hocam eksi olduğu yer neresi oluyor? Bak şurası da oluyor burası da oluyor. Ya ya birinci bölgeyle ikinci bölgeyi seçeceğim ama olmaz. Çünkü grafik böyle şartı sağlanmıyor. Eğer öyle yaparsam arkadaşlar asintot olduğu yerde var. Böyle birebir ve örten olacak. Şuradaki değerde bak 0 ile pi bölü 2 arasında seçersem 0 ile, pi, 0 ile pi arasında seçersem burada tanımsız olduğu yer var arkadaşlar. Tanımsız olduğu yer olduğu için buradan geçiş yapamam ben burada. O yüzden yani sürekli değil burada. O yüzden sıkıntı yaşayabiliriz burada. E, o yüzden ne yapacağız? Şu... Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında seçmek daha mantıklı. Yani birinci bölgede ve kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede seçeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bir burada bir burada seçeceğiz. Yani açılarımız birinci bölgedeki açı ya da dördüncü bölgedeki açı olacak. Zaten bak yazmış. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında ve eksi sonsuza kadar gidiyor. Artı sonsuzla eksi sonsuz tanjant değerleri oraya gidiyor. Ondan dolayı. Evet. Artı tanjant gördüğümüz zaman yine aynı hikaye kardeşim. Yani sen bunu gördüğün zaman arctanjant y gördüğün zaman buna x dersin. Her iki tarafın tanjantını alırsın. Y eşittir tanjant x mi olur? Aynen öyle. E o zaman olayı öğrendik. Bildiğimiz bir şey. Bir de bölgeleri de 1 ve 4 olduğunu biliyoruz. Haydi bakalım örnek 7'ye bakalım şimdi. Örnek 7 arctanjant. Şuna bir x diyecek olursam her iki tarafın tanjantını alırsam şu gitti 1 bölü kök 3 kaldı. 1 bölü kök 3 eşittir tanjant x yaptı. Tanjant x nerede 1 bölü kök 3? Hani burası 1, burası 2, burası kök 30 60 90 üçgeninde 30'un karşısı 1 iken burası 1 bölü kök 3 yapıyor. O zaman x açısını ne buluruz? 30 derece ya da pi bölü 6 olarak buluruz. Peki eksi kök 3 demiş. Ben buna bir y diyecek olursam. Her iki tarafın tanjantını aldım. Eksi kök 3 eşittir. Tanjant y ise buradan da y değeri ne yapar aslında arkadaşlar? 60 derece yapar. Ama dur. eksi olduğu için Dördüncü bölgedekini arayacağız değil mi? Bizim çünkü tanjantımız nerede tanımlı? Bak tanımlı olduğu yeri bileceksiniz arkadaşlar. Arc sinüste, arc kosinüste ve arc tanjantta tanımlı olduğu yerler bizim için önemli. Evet. 1 ve 4'te tanımlı. 4'teki 60 derece nedir? Eksi 60 değil midir? Evet. Yani ya cevabımız eksi 60 ya da cevabımız eksi pi bölü 3'tür. Ya da şunun esas ölçüsü nedir? 360 eklersek 300 derecedir de diyebiliriz. Ya da pi'li bir şekilde de yazabiliriz arkadaşlar. Evet geldik şuraya. Şuna ben x dersem benden ne isteniyor? Tanjant x isteniyor. Evet tanjant x'i bulmaya çalışacağım. E ben ne dedim burada? Hocam ark tanjant 4 bölü 3'e x dedim. Her iki tane tanjantın alınca 4 bölü 3 eşittir tanjant x yapar. E o zaman dik üçgeni çizdim. x açısı tanjant x 4 bölü 3. 3 4 5 üçgeninden 5'i yazdım. Benden ne isteniyordu? Tanjant. Tanjant x isteniyordu. E tamam zaten tanjant x'i bulmuşum ben. Dik üçgen çizmeme gerek yok kardeşim. Niye? Zaten ben burada tanjant 4 bölü 3 eşittir x dediğimde tanjant x 4 bölü 3 buldum. Benden zaten bak tanjant x isteniyor. Direkt 4 bölü 3 çıktı. Ha farklı bir değer istenseydi dik üçgende çizebilirdim. Burada dik üçgende çizmemede gerek yokmuş arkadaşlar. Tanjant x değeri direkt 4 bölü 3 çıktı. Şimdi geldik şuraya. Evet şuraya bir y diyelim. Y değeri diyelim. Bizden ne isteniyor? Kosinüs y isteniyor. Şimdi y eşittir arctanjant eksi 1 bölü 2 değil mi? Evet. Her iki tarafın tanjantını alınca tanjant y eksi 1 bölü 2. Tanjant nerede 1 bölü 2 bilmiyoruz. Hemen dik üçgen çizelim arkadaşlar. Tanjant y değeri 1 bölü 2. Karşı bölü komşu. 1 2 burası da kök 5 mi yaptı? Evet. Yalnız dikkat et. Eksi 1 bölü 2 bölgesi bizim için önemli. Tanjant birinci bölge ve 4. bölgede tanımlıydı. 4. bölgede olduğuna dikkat et. Benden ne isteniyordu? Kosinüs y isteniyordu. Hocam kosinüs y ne yapacak? 2 bölü kök 5 mi yapacak? Evet ama dikkat. Dikkat dikkat. Buradakinin kosinüsünü siyah ya bu bölgede ya açı. Bu bölgedeki açının kosinüsüne bakacağız şimdi. Bunun kosinüsü nedir? Art değil midir? Evet. Yani işaret de artı oluyor. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Cevabımız 2 bölü kök 5 yaptı. Ve geldik ark Arkadaşlar buna bir anlam veremiyorum ben. İşte ark var. Ark kosinüs var. Ark müfredatta var. Nedense ark otancan müfredatta yok. O yüzden bu kısmı geçiyoruz. Normalde de aslında ben sana anlatmasam bile sen bunu rahat bir şekilde yapabilirsin. Tanım aralığı da sadece şurada arkadaşlar. Hani anlatmasam da 1 ve 2'de olduğunu bildikten sonra biraz önceki teknikleri kullanarak sonuçlara çok rahat bir şekilde ulaşırsın. Ama müfredatta olmadığı için burada arkotanjadla ilgili kısımları silelim arkadaşlar. Bununla ilgili işlem yapmayalım. Evet sorulara devam edelim ama biz. Arkotanjad olduğu zaman o soruyu iptal edeceğiz. Arkadaşlar şöyle bir şey istenmiş bizden. Ben buna bir x dersem. Ark sinüs 4 bölü 5 eşittir x'e. Her iki tarafın sinüsünü alacağım o zaman değil mi? 4 bölü 5 eşittir sinüs x yapar. Hemen dik üçgeni çizdim. Sinüs x neymiş arkadaşlar? 4 bölü 5. 3 4 5 üçgenden 3 çıktı burada. Ve benden ne isteniyor? Dikkat et. Bak burası kosinüs x yaptı. Kosinüs x eksi tanjant. Şuraya da y dersem tanjant y isteniyor. Aynı şeyi tanjantta da yapalım şimdi. E, ee, ark tanjant 1 bölü 2 eşittir y ya. Her iki tarafın tanjantını aldım. 1 bölü 2 eşittir tanjant y yaptı. Tanjant y 1 bölü 2 ise y açısı burada. 1 bölü 2 2. 1 2 kök 5 üçgeninden burası kök 5 çıkar. Evet. Şimdi benden şu isteniyor. Arkadaş bu değer çıktı işte. Kosinüs x nedir? 3 bölü 5 değil midir? Evet. 3 bölü 5 artı Tanjant y isteniyor bizden. Ay. 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 Ay beni gidi beni. Tanjant y nedir? 1 bölü 2 değil midir? Evet. 1 bölü 2. Dik üçgeni falan hiç çizmeme gerek yok kardeşim. Burada bu tanjant bu art tanjant. Zaten bunlar birbirini götürür. Yani buradaki işlemleri hiç yapmama bile gerek yoktu dostlar. Bazen dikkatsizlikten böyle gidiyor. Yani tanjant yani f var f üzeri eksi 1 var. Bunlar gider cevap zaten burası 1 bölü 2 yapar değil mi? Dikkat et bunlara da. E ama başında da eksi var. Şurası eksi olacak. O zaman bunu 2 ile bunu da kaçla 5 ile genişletirsem 6 eksi 5 bölü 10'dan cevap 1 bölü 10 diye buluruz. Örnek 9 1 bölü 10 çıktı geldik buraya. Evet alt tanjant gördüğüm ifadeye x diyorum benden sinüs 3 pi bölü 2 eksi x açısı isteniyor arkadaşlar. E burada ne var? İndirgeme. 3 pi bölü 2 burası. 3 pi bölü 2'den x çıkartırsan çıkartmak bu yönüne gitmek demek buraya geliyor. Burada sinüsün işareti nedir? Eksidir. Bunun cevabı eksi olacak. İçindeki 3 1, bölü 2 gidince ne oluyordu? Fonksiyon isim değiştiriyordu. Kosinüs x olacak. Yani benden eksi kosinüs x isteniyor. Hadi bakalım. Şimdi burada ark tanjant 12 bölü 5'e ne dedik? x dedik. Her iki tarafın tanjantını aldık. 12 bölü 5 eşittir. Tanjant x yapar. E, hemen dik üçgeni çiz. x tanjant x 12 bölü 5 karşı bölü komşu. 5 12 13 üçgeninden 13 çıktı burası. E hocam pozitif bir değer o zaman birinci bölgede herhangi bir sıkıntı yok. Benden eksi kosinüs x deniyor. Eksi kosinüs x dediğim komşu bölü hipotenüs. Yani 5 bölü 13 olduğundan cevabımız eksi 5 bölü 13 çıkar. Geldik sonraki soruya. Evet bunun tersi isteniliyor bizden. Arkadaşlar tersini buluruz. Buraya bir y diyelim. Yani şuraya bir y dersem y eşittir 2 tanjant 2x eksi 2. 2x eksi 2 değil bak. Tanjant 2x eksi 2. O zaman x'i yalnız bırakacağız. Eksi 2'yi öbür tarafa atalım. Y artı 2 eşittir. 2 tanjant 2x yaptı. 2'ye bölelim. Y artı 2 bölü 2 eşittir tanjant 2x yaptı. Tanjant 2 xten kurtulmam için her iki tarafın arctanjantını almam lazım. Art y artı 2 bölü 2 eşittir. 2x mi yaptı? Arctanjantını aldığım zaman evet. 2'ye böldüm. O zaman buradan arc tanjant 2'ye böldüm. Arctanjant y artı 2 bölü 2'nin bir de 2'ye bölünmüş hali arkadaşlar. Ya da başına da 1 bölü 2 yazabiliriz. İşte bu neye eşit oldu? X'e. Bu şekilde bulduğumuz an f üzeri eksi 1 x fonksiyonumuz neye eşit oluyordu? Y gördüğün yere x e yazacağım sadece. 1 bölü 2 arktanjant x artı 2 bölü 2'ye eşit olur arkadaşlar. Yani cevabımız bu yapar. Arko tanjantın tersi isteniyor. İptal çünkü müfredatta yok ama yine rahat bir şekilde bulabilirsin. Merak ediyorsan onları da yap. Tamam mı? Geldik buraya. 2 arc sinüs, bilmem ne pi bölü 3'e eşit denmiş. Hemen iki, her iki tarafın sinüsünü mü alalım? Hayır. Bak burada 2 var. Arksinüsü yalnız bırakıp ondan sonra sinüsünü almak mantıklı değil mi? O zaman bunu bölü 2 diye atalım öbür tarafa. O zaman arc sinüs 2x eksi 5 bölü 2 neye eşittir? Bu bölü 2 olarak geçince pi bölü 6'ya eşittir. Zaten alt sinüslü bir ifadeye x diyorduk. E, buradaki x değeri de var zaten burada. Her iki tarafı şimdi sinüsünü aldığımız zaman 2x-5 bölü 2 neye eşit? Sinüs pi bölü 6'ya eşit. Sinüs pi bölü 6 nedir? Sinüs 30'dur. Sinüs 30 da 1 bölü 2'ye eşittir. E, hocam 2x-5 bölü 2 neye eşit oldu? Buna eşit oldu. O zaman bölü 2'ler gitti. Buradan 2x-5 eşittir 1 yapar. 2x eşittir 6 yapar ve x'i de böylelikle kaç buluruz? 3 buluruz. Olay bu. Geldik örnek 14'e. Ark gördüğümüz yere ne yazıyoruz? Hocam y yazalım. Y yazdığımız zaman bizden ne isteniyor? Kosinüs y isteniyor. Hocam hemen şöyle bir şey yazıyoruz. Ark sinüs x eşittir y yazdık ya. Her iki tarafın sinüsünü aldık. X eşittir sinüs y oldu. A hocam sinüs y bir değere eşit. Fark etmez x değerine eşit. Çizdik üçgeni. Bak senin y açın. Sinüs y demek ne demek? Karşı bölü hipotenüs. Yani x bölü 1 demek bu. x bölü 1. O zaman pisagor bağıntısı yaparsan burası karesi eksi karesi. Kare içinde burayı vermez mi? 1 eksi x kare eşittir. Benden ne isteniyor şimdi? Kosinüs y isteniyor. Kosinüs y de komşu bölü hipotenüs değil mi? Evet. Yani karekök içerisinde 1 eksi x kare bölü 1'den cevap kare kük içerisinde 1 eksi x kare çıkar. Evet örnek 14'ü e bu bulduk. Geldik örnek 15'e. Ne diyoruz? Hemen bunun yerine ne yazıyoruz? Y yazıyoruz. Yani bizden ne isteniyor? Sinüs Y isteniyor. Arkadaş burada ark kotanjant hop sildim. Hop iptal. Niye? Ark kotanjant var kardeşim. İptal. Geçtik. Normalde sen yapabilirsin. Sana güveniyorum. Sıkıntı yaşamazsın büyük ihtimalle ama müfredatta yok. Geldik şuraya. Kotanjant ark sinüs x. Hemen şuraya biz ne diyoruz arkadaşlar? Bir açı değeri benziyor. yazalım. A değeri yazalım. Bu da B değeri yazalım. O zaman A değeri ark sinüs x'e eşitse sinüs A neye eşittir? X'e eşittir. Sonra öbürüne gelelim. Burada da arkadaşlar bizden ne isteniyor aslında? Kotanjant A bölü tanjant B isteniyor. Hocam öbürüne geldiğimiz zaman da öbüründe ne var? Ark kosinüs x B'ye eşit ya. Her iki tarafın kosinüsünü alınca kosinüs B'de x'e mi eşit oldu? Evet. A. Hocam hem sinüs değeri bir sayı değerine eşit. Hem de kosinüs değeri bir sayı aynı sayı değerine eşit. Sinüsle kosinüs değerleri nerede birbirine eşitti? 90'a tamamlayanda değil miydi? Evet. E, istersen dik üçgen çiz. Bak 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 dik üçgen çiz. Sinüs a x x bölü 1. Hocam kosinüs b de x. Ayrı bir dik üçgen çizmeme gerek yok. O buradaki açı b açısıdır. Çünkü kosinüs b'ye baktığın zaman yine x bölü 1 yapıyor. Yani buradan ne geliyor? A artı B eşittir. 90 derece geliyor. E o zaman A artı B 90'sa birbirini 90 dereceye tamamlayan açılarda tanjantla da kotanjant birbirine eşittir. Yani bunun yerine ben tanjant B yazabilirim. Çünkü A'nın 90'a tamamlayan B açısı kotanjant A, tanjant B'ye eşittir. E benden tanjant B bölü tanjant B isteniyor. O da kaç yapıyor? 1 yapıyor. Bakın güzel bir soru. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıları özseğime de sorabilir. Lütfen dikkat edin. Geldik bir sonraki soruya. Ark sinüs a bölü b pi bölü 2 artı ark kosinüs b bölü 2 demiş. Ark gördüğüm yere hemen ne yazıyorum hocam buraya bir x yazayım, şuraya da bir y yazayım. Buradan ne geldi o zaman x eşittir hocam pi bölü 2 artı y geldi. Tamam elimizde bu var. X eşittir bu. Peki a art b de 3 bölü 2 demiş. Şimdi ne yapalım? Şuradaki değerlere bakalım. X eşittir ark sinüs a bölü b ya. Her iki tarafın sinüsünü aldım. Sinüs x eşittir a bölü b oldu. Dik üçgen çizsem mi acaba? Dur bakalım dursun burada. Burada da ne diyor? Y eşittir ark kosinüs b bölü 2 değil mi? Evet. Buradan her iki tarafın kosinüsünü alınca kosinüs y de b bölü 2 eşit oldu. E sonrasında ne yapacağız? Sinüs x dik üçgen çizmeyelim. Bak x pi bölü 2 artı y denmiş. O zaman burada yerine koysam sinüs Pi bölü 2 artı y yaptı burası. A bölü b'ye eşit oldu. Hocam pi bölü 2 burası. Pi bölü 2'ye ben bir açı eklersem dar açı eklersem buraya gelecek. Buradaki sinüs değeri artı. O zaman burası artı. Pi bölü 2 fonksiyon içinden sildiğimiz zaman fonksiyon isim değiştiriyordu. Kosinüs y mi oldu arkadaşlar burası? Evet. Kosinüs y a bölü b'ye eşit oldu. Bak kosinüs y burada da a bölü b. Burada da b bölü 2. O zaman a bölü b eşittir b bölü 2 mi olur dostlar? Evet. Buradan da B kare eşittir. 2A olur. Tamam şunu bulduk. E A artı B'yi de 3 bölü 2 vermiş bana. Tamam ben bunu şöyle yapayım. 2 ile çarpayım. O zaman 2 ile çarptığım zaman. Hocam burada ne geliyor? 2A artı 2B eşittir. 3 mü yaptı? Evet. 2A yerine B kare yazarsam. B kare artı 2B. Hatta 3'ü de da öbür tarafa. Eksi 3 eşit 0 oldu. B'ye B. Eksi 3'e artı, artı 1 dersem. Yok çarpımları bu ama toplamları ek, artı 2B'yi vermiyor. E, artı 3'e Artı 3'e eksi 1 dersem çapraz çarpımların toplamları burayı veriyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Çarpımları da burayı veriyor zaten. Yani buradan b artı 3 ve b eksi 1 çarpımı eşittir 0 oldu. Bu eşit sıfırsa b eşittir eksi 3. Bu eşit sıfırsa b eşittir 1 gelir. E o zaman b eksi 3 ve b 1 çıktı. Ama dur a çarpı b değeri kaçtır diye soruyor bize. A çarpı b değeri kaç olabilir diye sorsaydı 2 cevap çıkabilirdi. O zaman bunlardan bir tanesi sağlamıyor. Mesela B yerine eksi 3 koysam. Hocam burada B yerine eksi 3 koyarsam kosinüs Y eksi 3 bölü 2 oluyor. Cık, olmaz. Niye? Kosinüs fonksiyonu eksi 1 ile artı 1 arasında eksi 3 bölü 2 eksi 1 buçuk ya. Eksi 1'den küçük ya. O zaman eksi 3 değeri sağlanmaz. B yerine 1 koyarsan kosinüs Y 1 bölü 2 oluyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. O zaman B'nin 1 olması lazım. B yerine 1 yazarsam ben A artı B'nin de şeyi de biliyorum ben. B karenin B karenin 2A olduğunu biliyorum zaten. E B kare B yerine 1 yazarsam ben hocam 1 eşittir 2 A'dan A'yı da 1 bölü 2 mi buluruz? Evet. A da 1 bölü 2 çıktı. O zaman A çarpı B isteniyor benden. A dediğimiz 1 bölü 2 çarpı 1. O da kaç yapıyor? 1 bölü 2 yapıyor. Yani cevap böylelikle 1 bölü 2 çıkmış oldu. Evet güzel bir soru dostlar. Örnek 18 1 bölü 2 geldik. Örnek 19'a. Böyle bir ifade verilmiş. E hocam art gördüğüm yere ne yazıyorum? X yazacağım ama burada X var zaten. Şuraya bir A yazayım. Şuraya da o bunu ben direkt bulabilirim ki. Direkt ilk etapta şuna bakayım. Ben şuna bir A diyeyim. Hocam A dediğim ar kosinüs 1 bölü kök 5 ya. E buradan kosinüsünü aldığın zaman kosinüs A da 1 bölü kök 5'e eşit ya. Dik üçgen çizilebilir hemen. A açısı burasıysa 1 bölü kök 5. Hocam Pisagor bağıntısından burası 2 çıkar. Tamam. Yani biz ne bulduk arkadaşlar? Şöyle bir şey demiş olduk. Buna A demiştik ya. Bak şimdi şuraya gelelim. Ark tanjant x eksi 1 eşittir A mı? A. A hocam burada da her iki tarafın tanjantını alabilirim. x eksi 1 eşittir tanjant A yapar. Hocam tanjant A da 2 bölü 1 eşit değil mi? Evet. x eksi 1 eşittir 2 bölü 1. Yani 2 eşit oldu. O zaman x de böylelikle kaç yapar? 3 yapar. Evet örnek 19. Cevap 3 çıktı. Geldik örnek 20'ye. Örnek 20'de de arcsin ve arccosinüs şeklinde verilmiş fonksiyon, e arkadaş hemen buraya ne diyeceğiz? Burada f 1 bölü 3 isteniyor bizden. E tamam, yazalım yerine. Arkadaş, bu neye eşittir? 12 bölü pi çarpı f 1 bölü 3. X yerine 1 bölü 3 yaz. Arcsin 1 bölü 3 artı arccos 1 bölü 3 değil midir? Evet. Yalnız bunun tamamını böyle çarp çarpacağım. O zaman ben buna bir x diyeyim x demeyeyim şuraya a diyeyim buraya b diyeyim a'yı b'yi bulayım yani a ifadesi neye eşittir arkadaşım a buradan ark sinüs 1 bölü 3'e eşit ya her iki tarafın sinüsünü aldım sinüs a eşittir 1 bölü 3 tamam buradan bir değer gelmiyor dik üçgen çizsem özel bir açı gelmiyor a değerini direkt bulamam e ne yapalım öbürüne bakalım hocam ark kosinüs 1 bölü 3 de b eşit ya. Kosinüs b de buradan 1 bölü 3 eşit. Aa dikkat et. Yine biraz önceki şuradaki sorudaki mantıktaki gibi geldi. İstersen dik üçgeni çiz. Dik üçgeni çizerek yine bulabilirsin. Hocam a açısı sinüsü 1 bölü 3. B açısının kosinüsü 1 bölü 3. Bak 1 bölü 3. O zaman burası b açısı yapar. A artı b açısı kaç derece gelir? 90 derece geldi. O zaman burası ne yapmıştı gençler? Bakın şurası 12 bölü pi çarpı A artı B yapmıştı burası değil mi? Buraya A buraya B demiştik. Hocam A artı B'yi biz zaten 90 bulmadık mı? Evet. E zaten burası da 180 değil mi? Evet. 90 ile 180 sadeleşince 2 kalır burada. 12 bölü 2'den de cevap kaç çıkar? 6 çıkar. Örnek 20 de güzel bir soru. Böyle A artı B açısının 90 derece olmasıyla ilgili bak ÖSYM böyle bir soru sorabilir. Dikkat et. Geldik örnek 21'e. Hocam şunu incelemeyelim sadece. Arkot ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Ben şunu ve şunu inceleyeyim. 1 ve iki inceleyeyim. Yani şuraya bir A diyeyim. Şuraya da bir B diyeyim. E biraz önce yaptık zaten bunu. Şimdi buradan buna A dediysem her iki tarafın kosinüsünü alırsam kosinüs A eşittir X. Bunun her iki tarafın sinüsünü alırsam sinüs B de neye eşit? Yine X eşit. Hem sinüsü hem kosinüsü X'e aynı değere eşitse o zaman A artı B 90 derecedir. Doğru. Ya da dik üçgen çizelim yine. Gör. Bak kosinüs A. Hocam X bölü 1 sinüs B de o zaman burası B olur. Karşı bölü hipotenüs x bölü 1 yapacak ya. A artı B ne oldu? 90 derece oldu. Tamam. A artı B 90 derece doğru. Şuna bakalım şimdi. Buraya A dedim yine. Buraya da B dedim yine. Burada her iki tarafın kosinüsünü alınacak. kosinüs A eşittir x yaptı. Burada da kosinüsünü alınca kosinüs B eşittir eksi x yaptı. He, şimdi Arkadaşlar burada x neye eşit oldu? Eksi kosinüs b'ye eşit oldu. Şimdi arkadaşlar her ikisi de aynı. Yani kosinüs a ile eksi kosinüs b birbirine eşitse yani kosinüs a eksi kosinüs b'ye eşitse a ile b toplamı 180 derecedir diyebiliriz. Bunu nasıl diyebiliriz? Çünkü şöyle diyebiliriz. Hocam kosinüs a dediğimiz aslında nedir? Hocam kosinüs A dediğimiz aslında eksi kosinüs bak şimdi. Eksi kosinüs 180 eksi A'ya eşit değil midir? Kesinlikle öyledir. E bizim eksi kosinüs. Kosinüs A da buna eşitti. Eksi kosinüs B'ye eşitse eksiler gitti. Hocam kosinüs 180 eksi A kosinüs B'ye eşitse o zaman 180 eksi A B'ye eşittir. Buradan da 180 eşittir A artı B mi gelir? Aynen öyle. Yani A artı B. Bizden zaten A artı B isteniyor. P'ye eşit demiş. Bu da doğru mu? Doğru. Yani örnek 21'de böylelikle 1 doğru 3 doğru. Büyük ihtimal 2 de doğru olacak. Çünkü şuradaki ark kotanjant olduğu için maalesef onu yapamıyorum. Ama şöyle baktığın zaman art tanjantla her ikisinin içinde de x varsa pi bölü 2 eşittir. Bu da doğru da onu söylemiyoruz. Geçelim öbürüne. Gof bu isteniyor. Gof demek hocam g fonksiyonu f eksi kök 3 bölü 2 demek değil midir? Evet. Yani bu g f eksi kök 3 bölü 2 bulalım. Arkadaşlar f eksi kök 3 bölü 2 neye eşittir? F fonksiyonunda onu yazacağın yerine. Ark sinüs eksi kök 3 bölü 2'yi yazdım. Bir de artı ne var arkadaşlar? 5 pi bölü 6 var. Şimdi ben buna bir a değeri diyecek olursam. Her iki tarafın sinüsünü aldığımda sinüs a neye eşit? Eksi kök 3 bölü 2'ye eşit. Hocam ark sinüs nerede tanımlıydı? Bak bölgesine bak. Ya böyle burada burada ya da burada burada. Hocam burada sinüs artı burada da artı ya. 2 artı olmayacak. O zaman 1 ve nerede tanımlı olacak arkadaşlar? 1 ve 4'te. 4'teki sinüs nerede kök 3 bölü 2? Sinüs 30'da 1 bölü 2. 60'da kök 3 bölü 2. O zaman burası 60 derece yapacak. Yani 60 derece ama 4. bölgedeki 60 eksi 60 değil midir? Yani burası eksi 60'da eksi pi bölü 3 değil midir? Evet. Yani şurayı buldum. Yani şu devamını getireyim arkadaşlar. Şurada kırmızıyla getireyim hatta. Ben şurayı ne buldum? Eksi pi bölü 3 buldum. Artı 5 pi bölü 6 da burada var. Şunu 2 ile genişletirsem. Eksi 2 pi. Tamam. Eksi 2 pi artı 5 pi. 3 pi bölü 6 yapar. O da pi bölü 2 mi yapar? Evet. Yani biz şurayı pi bölü 2 bulduk arkadaşlar. Şu. Şurayı pi bölü 2 bulduk dostlar. E o zaman g pi bölü 2 isteniyor. Yani g pi bölü 2 de nedir arkadaşlar? g x yerine pi bölü 2 yazdığımda kotanjant pi bölü 2 yani 90 isteniyor bizden arkadaşlar. E kotanjant 90'da kosinüs 90 bölü sinüs 90 diye midir? Hocam kosinüs 90 nedir? Kosinüs 90 0, sinüs 90 da 1'dir. 0 bölü 1 de neye eşittir? 0'a eşittir. Yani örnek 22 0 buluruz. Geldik örnek 23'e. Arc kosinüs 3A alfaya eşit verilmiş. Arc sinüs A da pi eksi alfaya eşit verilmiş. Buna göre A'nın alabileceği değerler çarpımı nedir diye soruluyor bize. E ne yapacağız? Zaten verilmiş bu değer. Her iki tarafın kosinüsünü alsan. Hocam burada 3A kaldı. 3A eşittir. Kosinüs alfa yapar. Burada da her iki tarafın sinüsünü alsan. O zaman burada da A kaldı. A dediğimizde neye eşit oldu arkadaşlar? Sinüs pi eksi alfaya eşit oldu. Dur. Pi dediğim burası. Pardon. Pi dediğim burası. Alfa çıkartmak buraya getirip burada indirgeme yapıyorum bak. Sinüsün işareti artı. O zaman A dediğim artı fonksiyon isim değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. Sinüs alfa eşit oldu. Yani kosinüs alfa 3A sinüs alfa da A olacak. Haydi dik üçgen çizelim. Şöyle bir dik üçgen çizdim. Şimdi alfa derecem var. Şimdi alfaya baktığım zaman sinüs alfa neye eşit olacakmış? A bölü 1'e eşit olacak. Yani A'ya. A bölü 1. Kosinüs alfa da neye eşit olacakmış arkadaşlar? Kosinüs alfa da 3 aya eşit olacakmış. O zaman komşu bölü hipotenüs de 3A eşit olacaksa burası da 3A olacak. E A'nın alabileceği değerler isteniyor bizden. Çarpma isteniyor. Pisagor bantısı A 3A ve 1 çıktı. O zaman A kare artı 3A'nın karesi eşittir. 1'in karesinden dolayı. Buradan 10A kare eşittir 1 çıkar. E A da buradan 1 bölü, kök on, 1 bölü 10 çıkar. A kare eşittir 1 bölü 10 çıkar. E buradan da A değeri de ne olacaktır? Kök 1 bölü Kök 10 mu çıkacaktır? Kök 1 zaten 1. Ama dikkat et. A kare 1 bölü 10 ya. Bu artı eksi değer olabilir. A, yani a kare eşittir 4 ise a 2 de olabilir. Eksi 2 de olabilir değil mi? O mantıktan dolayı. O zaman a değeri buradan artı 1 bölü kök 10 da olabilir. Eksi 1 bölü kök 10 da olabilir. Zaten değerler çarpımı isteniliyor. Ya da böyle şey de yazabilirdiniz. 10, 10 a kare eksi 1 eşit 0'dan. İşte bunun ne isteniyor? Alabileceği değerler çarpımı isteniliyor. E, kökler çarpımı da işte c bölü a'dan 1 bölü 10. Hani o eksi 1 de geçti ya c bölü a eksi 1 bölü 10 çıkıyor diyebilirsiniz. Ya da burada bir kökü 1 bölü 10 1 bölü kök 10 diğer kökü de eksi 1 bölü kök 10 bulduk. 1 bölü kök 10 ile eksi 1 bölü kök 10'un çarpımı isteniliyor bizden. Cevap da eksi 1 bölü 10 çıkar dostlar. Evet örnek 23 eksi 1 bölü 10 geldi geldik bir sonraki soruya. Şöyle bir şey verilmiş hemen ne yapıyoruz ve aralık verilmiş burada bak. Açı değeri böyle bir şey verilmiş. Şimdi Ark kotanjantı bulmayalım. Diğerlerinin hangi bölgede olduğunu bulalım istersen. Arkadaş burada her iki tarafın tanjantını alıyorum. Tanjantını alacak olursam hocam burada x değeri neye eşit oldu? Tanjant eksi alfaya eşit oldu. E, tanjant içindeki eksiyi kusuyordu. Yani x eksi tanjant alfaya eşit oldu? Evet x dar açıydı. Pardon alfa dar açıydı. Yani 0 ile 45 derece arasında. O zaman burası pozitif ama eksiyle çarpılmış negatif. Yani x kesinlikle ama kesinlikle nedir? x kesinlikle ama kesinlikle ne olmak zorunda arkadaşlar? Sıfırdan küçük bir sayı olmak zorunda. Negatif bir sayı. Yani x negatif bir sayı. Hocam x negatif bir sayı. O zaman ben şimdi x negatif bir sayıysa mesela atıyorum. Hani eksi 1 diyelim mesela. Eksi 1 bölü 2 diyelim mesela. Tamam. Mı? Negatif bir sayıysa Ark sinüs eksi 1 bölü 2 arayacağım. Arc sinüs eksi 1 bölü 2. Hangi bölgede olduğunu bulacağım ben şimdi. Hocam sinüs nerede tanımlıydı zaten? Burada artı bu birinci bölgede ve dördüncü bölgede değil miydi? E, birinci bölgede ve dördüncü bölgede tanımlı olduğu için o zaman bölgesi kesinlikle eksili olduğu için şu arc sinüs eksi 1 bölü 2 değeri olduğu için hani şuna bir alfa diyecek olursam e, sinüs alfa eksili bir değer o da kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede. Yani dördüncü bölgede burası dördüncü bölge yapıyor arkadaşlar. Arkosinüse bakalım şimdi. Arkosinüste yine eksi 1 bölü 2 diyelim mesela. Ark kosinüs eksi 1 bölü 2 değerine bakacağım. Arkadaş kosinüs nerede tanımlıydı? Ark kosinüs. Hocam birinci bölgede ve ikinci bölgede tanımlıydı. Ark kosinüs eksi 1 bölü 2 değerine de ben bir teta diyecek olursam kosinüs teta da eksi 1 bölü 2. Nerede eksi 1 bölü 2? O da ikinci bölgede. O zaman bunun da bölgesi kaçıncı bölge yapıyor? İkinci bölge yapıyor. Ark kotanjantı incelemeyeceğiz. Çünkü müfredatta yok. Evet dördüncü bölge ark sinüs. İkinci bölgede ark kosinüs oldu arkadaşım. Geldik örnek 25'e. Evet arkot var mı? Var maalesef. O yüzden bu soruda iptal. Ve geldik buraya. ABCD açılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş bize. Ark kotanjantı düşünmeyelim. Sadece ABC'yi düşünelim. Soru böyleymiş gibi düşünüp ona göre yapalım. Tamam mı? Şimdi burada her iki tarafın sinüsünü alırsam. Sinüs A 1 bölü 3'e eşit. Her iki tarafın kosinüsünü alırsam. Kosinüs B eksi 1 bölü 3'e eşit. Burada da tanjantını alırsam tanjant C açısında neye eşit? Eksi 1 bölü 3'e eşit. Şimdi bak açılarını küçükten bir yere doğru sıralayınız diyor ya. Ben normalde bölgesine bakayım şöyle. Sinüsün bölgesi neydi? Şurası. Sonra öbürünün kosinüsün bölgesi neresi? 1 ile 2. bölgede. Öbürünün bölgeleri neresiydi tanjantın? 1 ile 3. bölgedeydi değil mi? Ark sinüsle ark tanjantın bölgeleri bu şekilde. Normalde esas ölçü olarak sıralayın demiş olsaydı şu kaçıncı bölge olmuş oluyor? Hocam sinüs zaten ya 1'de ya 4'te pozitif olduğu için birinci bölgedeki açı bu. Bu kosinüs B nerede? Hocam kosinüs ikinci bölgedeki açı olmak zorunda negatif olduğu için ikinci bölgedeki açı. Ve tanjant değeri de dördüncü bölgedeki açı olmak zorunda negatif olduğundan dolayı. Normalde esas ölçülerini sıralayın deseydi şu şekilde derdik. Hocam birinci bölgedeki açı bakın birinci bölgedeki açı şu dikkat et. Bu en küçük açı o zaman bu olacak. Şöyle şuradaki açı. İkinci bölgedeki açı bu. Sonra bu. Sonra da bu. Yani sıralama şu A, B ve C şeklinde. A küçüktür, B küçüktür, C şeklinde olacaktı. Ama e, küçük, açıları küçükten bir doğru sıralayın diyor ya. Biz burada şeyin e, kosinüsün kosinüsü tanımlarken ne diye, ne diye tanımlıyoruz arkadaşlar? Pozitif yani 180 sıfırla 180 derece arasında tanımlıyoruz. Ama tanjantı nasıl tanımlıyoruz burada? tanjantın açısını da eksi negatif bir açı diye tanımlamıyor muyuz? Evet. Negatif bir açı olarak tanımladığımız için yani burası atıyorum negatif bir açı. Eksi 40 gibi bir açı. Diğerleri de pozitif bir açı. Çünkü bu birinci bölgedeki açı. Yani birinci bölgedeki açı nasıl bir şey olacak? Atıyorum 50 gibi bir şey olacak. Bu ikinci bölgedeki açı 0 ile 180 derece arasında tanımlandığı için atıyorum 120 gibi bir açı olacak. Burası da eksili bir açı. E, o zaman sıralanışı nasıl olacak? En küçüğü C olacak. Negatif bir açı olduğu için. Sonra ne olacak? Sonra bu yani 50 yani A olacak. Sonra hangisi olacak arkadaşım? B olacak. Yani C, A, B şeklinde sıralanış olacak. Arkotanjantı düşünmüyoruz. Çünkü müfredatta yok. Sıralanış normalde bu şekilde. Ama tekrar söylüyorum. Esas ölçülerini böyle esas ölçü açılarını sıralayınız diye söylemiş olsaydı sıralama Tabii ki en büyük açı 4. bölgedeki açı olacaktı. Yani 1, 2, 4 şeklinde gidecekti. A, B, C şeklinde gidecekti. Ama biz tanım gereği ne diyoruz? Art tanjantı söylerken açıyı hep eksili gösterdiğimiz için eksi 40 derece. Eksili 40 derece olduğu için ne olmak zorunda bunlar? Eksili en küçük açı sonra bu sonra bu. Esas ölçülü soru da A, B, C şeklinde olacaktı. Evet gençler. o bitirmişiz olayı. O zaman Nereyi bitirdik? Ya burada da çok güzel sorular çözdük arkadaşlar. Çok orijinal sorular var. Yalnız burada arkotanjantı benim sana anlatmama gerek yok. Bölgesini de bildikten sonra o da birinci bölge ve ikinci bölge. İstersen merakını gider. Arkotanjant sorularını ben sana çözmedim ya. Arkotanjant sorularını da istersen sen çöz. Tamam. Evet böylelikle ters trigonometrik fonksiyonları da bitirmiş bulunuyoruz. Bence çok zevkli. Gerçekten çok zevkli sadece her iki tarafı sinüsünü ya da kosinüsünü ya da tanjantını alıp olayı bitiriyoruz değil mi gençler? Evet, böylelikle 9. günü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki günde, 10. günde testlere başlıyoruz. Test 1, test 2, test 3 çözeceğiz. 10. gün test 1, 11. gün test 2, 12. 12. günde test 3 olacak. O zaman testlerde 10. günde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.